Boyun kitlesi, boyun bölgesinde anormal şişlik, olmaması gereken, beklediğimizden farklı olan her türlü şişlik boyun kitlesidir. Bu hastanın eline gelebilir ya da hekim tarafından fark edilebilir. En sık sebebi boyundaki lenf bezlerinin şişmesidir. Bu şişmelerin de en sık sebebi genel olarak herhangi bir baş boyun bölgesindeki enfeksiyon. Diş enfeksiyonu, sinüs enfeksiyonu, bademcik enfeksiyonu, farenjit, her türlü enfeksiyonun, kulak enfeksiyonu da dahil olmak üzere lenf bezlerinde şişmeye neden olmasıyla karşımıza çıkar. Genellikle de tedavisi, enfeksiyon tedavisiyle beraber boyun kitlesi de küçülür. Bunların dışında tükürük bezlerinin iltihaplanmaları ya da tükürük bezlerinin iyi huylu tümörleri, bazen de nadir de olsa kötü huylu tümörleri boyunda şişmeye neden olabilir. Tiroid bezinin kendi şişmesi, guatr dediğimiz şişlik, tiroid nodülleri çok büyüdüğü zaman hem hasta tarafından fark edilebilir şişlik hale gelebilir, hem de hekim fark edebilir. Bunun dışında yağ bezeleri olabilir. Boyunda vücudun her yerinde iyi huylu küçük yumrular, bezeler, bunu zaten halkımız çok iyi biliyor. Yağ bezeleri de boyunda şişliğe neden olabilir. Kötü huylu tümörler genelde daha az görülür. Ancak görülürse de yine baş boyun bölgesindeki yassı hücreli kanserlerin lenf bezlerine sıçraması nedeniyle boyunda kitleye neden olabilir. Bazen de lenf dokusunun kendi kanseriyle alakalı olarak baş boyun bölgesinde şişlik olabilir. Lenfoma dediğimiz lenf bezlerinin kanserinde boyun bölgesinde şişlikler, kitleler, ele gelen yumrular olabilir. Baş boyun bölgesi yassı hücreli kanserleri tüm dünyada yeni tanı konulan kanserlerin %5'ini oluşturmaktadır. Özellikle yeni başlayan kitleler genelde iyi huylu olarak kabul edilir. Enfeksiyona bağlı olduğu zaman hızlı büyüme olabilir, ağrılı büyüme olabilir. Bunlara biraz daha enfeksiyon yönünde eğilim gösterebiliriz bu kitlelere karşı. Uzun süreli olan, zamanla büyüyen, ileri yaşlı hastalarda olan kitleler bizi biraz daha fazla alarme eder, daha çok düşündürür. Kitlenin kendi şeklinden ziyade boyutu, kitlenin kıvamı, muayenede bulgularımız bizi bazı yönlere sevk edebilir. Özellikle sert, düzensiz şekilli ve hareketsiz kitleler bize kanseri düşündürür. Aynı zamanda beraberinde bası bulguları yapan kitleler, mesela bunlar nedir? Dışarıdan nefes borusuna bastığı için solunum darlığı, ses kısıklığı, ses teli sinirini felç ettiği için, yutma zorluğu, yine yemek borusuna baskı yaptığı için. Bunlarla beraber olan kitleler bize daha çok maliniteyi, yani kanseri düşündürür. Şimdi öncelikle tabii sebebi doğru bulmamız gerekiyor tedavi açısından. O yüzden bazen hastanın bize anlattığı hikaye, yüksek ateşli hastalıklı beraber olması, beraberinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor olması bizi direkt tanıya götürebilir. Muayenede bazı şeylerden şüphelenip ileri tetkik isteyebiliriz. Boyun kitlelerinde özellikle çok iyi çekilmiş bir boyun ultrasonu bizi çok güzel doğru tanılara yönlendirebilir. Kesin tanı için mutlaka biyopsi yapılması gerekir. Biyopsinin sonucuna göre de iyi veya kötü huylu tümörler, bu bir tümöre bağlıysa genellikle cerrahi olarak tedavi edilir. Enfeksiyona bağlıysa da genel olarak enfeksiyonun kaynağına yönelik tedavilerle boyun kitlesini de tedavi etmiş oluruz. Boynumda kitle fark eden herkes, yeni olsun, eski olsun, ağrılı olsun, ağrısız olsun, mutlaka bir hekime başvurmalı ve bunun ana nedeni araştırılmalıdır.